Spor Bülteni ile yeniden karşınızdayız. Süper Lig'in 31. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Alınan sonuçları ve günün programını ekrana getirelim. Sivas Spor 0, Medipol Başakşehir 0, Ankara Gücü 2, Rize Spor 2, Erzurum Spor 2, Bursa Spor 0, Kasımpaşa 1, Fenerbahçe 3, Akhisar Spor 0, Malatya Spor 2, Göztepe 4, Antalya Spor 1, Galatasaray 2, Beşiktaş 0. Bugün ise saat 20.30'da Trabzonspor, Kayseri Spor ile Alanya Spor, Konya Spor maçları gerçekleşecek. Antalya Spor maçının hazırlıklarına moralsiz başlayan Bursa Spor güneye erken iniyor. Yeşil Beyazlılar Cuma günü oynayacağı karşılaşma için yarın İstanbul'dan tarifeli uçakla Antalya'ya gidecek. Arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla ligin dibine demir atan ve kalan 3 haftada kendisine bir çıkış arayan Bursa Spor, Antalya Spor maçı için güneye erken gidiyor. Sabah saatlerinde Özyüce İbrahim Yazıcı tesislerinde toplanacak olan Yeşil Beyazlar, saat 14'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Antalya'ya giderek kamp yapacağı otele yerleşecek. Yeşil Beyazlar Antalya'daki çalışmalarını Akdeniz Üniversitesi sahasında sürdürecek. Öte yandan dün basına kapalı gerçekleştirilen idmanda teknik heyetin oyuncuları yeniden ayağa kaldırmak için çalışma ve görüşmeler yaptığı öğrenildi. Bursa Spor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Antalya Spor karşısında flaş bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Tecrübeli teknik adamın performansıyla hayal kırıklığı yaratan Senegalli forvet Sako'nun yerine forvette Umut Nayır'ı oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Spor Toto Süper Lig'de tüm gözler kalan 3 haftaya çevrildi. 30 puanla şu an 17. sırada bulunan Bursa Spor, Cuma günü deplasmanda oynayacağı Antalya Spor karşılaşmasını kazanarak ümidini son 2 haftaya taşımaya çalışacak. Teknik direktör Mesut Bakkal'ın Akdeniz temsilcisi karşısında sahaya süreceği 11'de flaş değişiklikler yapmayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın gerek Akhisar gerekse Büyükşehir Belediye Erzurum Spor karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Diafra Sako'yu kulübeye çekeceği bildirildi. Erzurumspor önünde koşmakta bile zorlanan Senegalli futbolcunun formundan memnun olmayan Mesut Hoca'nın 11'de Umut Nayır'ı oynatmayı planladığı belirtildi. Umut'la birebir görüşme yapan Mesut Bakkal'ın Kubilay Kanatsız Kuş'u da alternatifler arasında tuttuğu ifade edildi. Bu arada sezon başından bu yana gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan ve ligin en az gol atan takımı konumunda bulunan Yeşil Beyazlı takımda görev alan forvetler bu sezon hayal kırıklığına sebep oldu. Yeşil Beyazlılar sezona Bogdan Stanku, Tomas Nesit, Diafra Sako ve Umut Nayır ile başladı. İkinci yarıda ise transfer tahtasını bir türlü açamayan Yeşil Beyazlılar, Bogdan Stanku ile yollarını ayırdıktan sonra Ankara Gücü'nde kiralık olarak oynayan Kubilay Kanatsız Kuş'u takıma geri çağırdı. Sako 18 lig maçında 1846 dakika sahada kalırken 3 gol 1 asist yaptı. 22 müsabakada forma giyen Umut Nayır ise 3 kez fileleri havalandırdı. 7 maçta 394 dakika süre alan Bogdan Stanku, 2 maçta 60 dakika forma giyen Tomas Nesit ve 4 müsabakada 45 dakika forma şansı bulan Kubilay Kanatsız Kuş ise gol ve asiste katkı koyamadı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapadığı açıklanan Barış Yardımcı ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Bursa Spor yönetimi tecrübeli oyuncudan kalan haftalar için Özlüce tesislerine gelmemesini istediği öğrenildi. Bursa Spor'un tecrübeli isimlerinden Barış Yardımcı, yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı. Bu sezon 26 maçta forma giyen ancak ne gol atabilen ne de asist üretebilen Barış'tan kalan haftalar için tesislere gelmemesi istendi. Yönetimin deneyimli kramponun bazı hareketlerinden rahatsızlık duyduğu için böyle bir karar aldığı ifade edildi. Bursa Spor'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barış'ın ücretinde sezon başında iyileştirme yapılmış ancak kendisinden beklenen performansı yansıtamamıştı. Sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılan Barış'la ilgili karar yeni sezon öncesi verilecek. Bursa Spor Durmazlar ismiyle Türkiye Basketbol Ligi'ndeki son mücadelesinde İTÜ'yü 91-73 ile geçen Pota'nın timsahları formalite niteliği taşıyan karşılaşma sonunda kupasına da kavuştu. Bursa Spor Basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi'ndeki son maçına Bursa Spor Durmazlar ismiyle çıktı.
Şampiyon Pota'nın timsahları sezonun son maçında Sigortam.net İTÜ sahasında konuk etti. Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya binlerce yeşil beyaz sevdalıları ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da katıldı. Sezonun son maçında salonda görsel şölenler yapılırken renkli görüntüler de oluştu. Mücadelenin ilk periyodu karşılıklı sayılarla başladı. Yeşil beyazlılar hücumda etkili olamayınca ikinci çeyreğe 21-25 geride girdi. İkinci periyotta dengeyi getiren Pota'nın timsahları art arda sayılarla devreyi 40-42 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte hücumda etkili olan Bursa Spor farkı iyice açmaya başladı. Yeşil beyazlılar son çeyreğe 70-55 önde girdi. Bursa Spor son çeyrekte de üstünlüğü kaptırmayınca İTÜ'yü 91-73 yenerek Türkiye Basketbol Ligi'ne galibiyetle veda etti. Bursa Spor mücadelenin sonunda şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı. Yeşil beyazlılar şampiyonluğu taraftarıyla birlikte doyasıya kutladı. Çok şükür 2 senedir kıyısından dönüyorduk. Bu sene playofflara kalmadan işi bitirmek istiyorduk. Başardık. Bursa'mıza, taraftarımıza, şehrimize, herkese armağan olsun. Bugün buralayı doğru duran bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Ailemize teşekkür ediyoruz. Bütün sezon bizi yalnız bırakmayan Durmazlar ailesine de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra ilelebet bir takım olur. Hiçbir zaman üstlüklerde Euroleague'e kadar çıkabilecek bir takım olur. Asla düşmez. Yani devamlılığı önemli olan. Yani bugün başarı bir adım ama devamlılık daha önemli bence. Çok mutluyuz. Yani 4 sene 5 senedir çok büyük emek verildi. Artık şu andan itibaren Bursa Spor'u layık olduğu süperlikle temsil edeceğiz. Bu sene hakikaten taraftarımız çok büyük emek de verdi bizim gibi. Bursa Atatürk Spor Salonu'nda mükemmel bir atmosfer yaratıldı. Belki süperlikte olmayan bir atmosferdi. Süper Lig'e renk katacağımız bir aşikar. İnşallah Süper Lig'de Bursa Spor taraftarını mutlu edeceğimi düşünüyorum. Çok mutluyuz. 5 hafta kala gerçekleştirmiş olmamıza rağmen bu coşkuyu sonuna kadar yaşadık. Hak ettiğimizi de düşünüyorum. Bütün bu camianın hak ettiğini düşünüyorum. Çok önemli bir ekip işi var bunun arkasında. Bir kere şunu söyleyeyim. Bursa Spor basketbol takımını ilk defa Süper Lig'e çıkaran ekip olarak tarihe geçtik. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük ekip içerisinde emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Basketbol Süper Ligi hepimize hayırlı olsun. Camiamıza, Bursa'ya hayırlı olsun. Lige çok renk getireceğiz. Öncelikle kalıcı olmak hedefimiz. Ondan sonra bu taraftar Avrupa'da oynayan bir Bursa Spor'u hak ediyor. Ben taraftara çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Ayhan Kızıl anısına bu yıl ikincisi düzenlenen tenis turnuvası sona erdi. 10 gün süren organizasyona 250 sporcu katılırken dereceye girenlere para ödülünün yanı sıra plaket de verildi. Podium Park tenis kortlarında 10 gün süren Profesör Doktor Ayhan Kızıl Senior Tenis Turnuvası renkli müsabakalara sahne oldu. 250 sporcunun mücadele ettiği karşılaşmalar sonunda kadınlar kategorisinde 5, erkeklerde 9, çiftlerde de 4 şampiyon çıktı. Turnuva sonrasında dereceye giren sporculara ödüllerini Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl verdi. Bu haberimizle spor bülteninin sonuna geldik. Mutlu akşamlar.